şu şeyin manası bu tarafa doğru gidiyor. İlk loop böyle gidiyor. İkinci loop da yukarı doğru çıkıyor. İlk seferde şunu ilk şuraya doldurduktan sonra yukarı çıkacak yer kalmadığı için hemen buraya geliyor. Buradan başlıyor. Böyle giderken. Böyle gitmenin çok güzel bir şey. Niye güzel bir şey? Yani böyle gidip geri gelmiyor. Zikzak falan yok. Böyle ileri doğru gidiyor. Niye güzel bir şey? Cümle yapmasıyla alakalı değil mi? Evet, cümle bir yerlerden geliyor. Geldikçe o. Onu işliyor, bu tabloya koyuyor. Tamam mı? Sonra bir sonraki kelimeye, bir sonraki kelimeye geçiyor. Cümlenin sırasının tersinden falan filan gitmeye çalışmıyor yani. Bu tarafa doğru gidiyor. Her seferinde her bir kelime eklenişinde onu yukarı doğru gidip bu kelimeye kadar olanla ben ne mana verebiliyorum diye bir şey çıkarmaya çalışıyor. Buraya geldik. 1-3'e bir mana verdi. Bakın 0-3'e de mana vermiş. 0-3'ün manası ne? Şunun manası. Şununla şu bir şey olur mu? Bu 0-1 arasında söylüyor. Şurası yani. Bu ne diyor? Flight. Bu da 2-3 arası. Yani the flight. Anladınız değil mi? Bu B kısmı, şu C kısmı. Book the flight. Buna bir tane S vermiş. Aynen benim yaptığım gibi. Buna bir tane VP de vermiş. Buna bir tane X2 de vermiş. 3 tane vermiş buna. Sonra buna geldik. True. Şuraya bakalım. 2-4 arasında noun, prep olan yok. 1-4. 1-4'ün de kaç tane ihtimali var? 1-2, 2-4, 1-3, 3-4. Bakıyoruz ona. 1-2, 2-4 de. Burası boşluk olduğuna göre bir şey yapmama gerek yok. 1-3, 3-4. NP prep var mı? O da yok arkadaşlar. Burada boş bırakmış. 0-4'e bakalım. 0-1 0-1 1-4 burası boş. 0-2 2-4 boş. 0-3 3-4 bunda olabilir. Anlaşılıyor ki burada koymamış. Sonra buraya geldi. Tekrar yukarı doğru çıkıyor. Buna bir tane prep NP. Buna proposition praise demiş. Şu ne peki? 2-3 2-3 kafam karıştı. 2-3 3-5 burada proposition phrase demiş. Nominal, nominal ya da non-nominal. Buna proposition phrase demiş. Buraya bir tane nominal phrase koymuş. Şuraya da SVP-2 koymuş. Tekrar gördüğünüz gibi bir tane S var. Dolayısıyla buna parse edebilmiş. Bu Y-K denen algoritmanın temel çalışması dynamic programming tablo. İki boyutlu bir tane tablo yarısını kullanıyor. Diagramın alt tarafına ihmal etmiş. Tamam. O bahsettiğimiz problemi böylelikle çözmüş olduk. Tekrar geliyorum. Şurada iki tane atladığım yer vardı. Oradan bahsetmek istiyorum. Şu cümle güzel. So a non-terminal spanning an entire string will set in cell 0n. Zero n dediği ilk satır şurası yani. Şurada bir şeyin beklemesini, burada bir şeyin olmasını bekliyorum diyor. 0n kutusu orası. 0n kutusu derseniz 0 bugün n koordinatları falan filan değil. Şurası 0n. Şurası 0-1 kutusu. Şurası 1-2 kutusu. Yanlış söylüyorum. 0-1 kutusu burası. Şurası 0-2. Şurası da 0-3 kutusu. Tamam. Öyle diyor. 0N kutusu. Koordinatlarla yapılmıyor yani. Bu şekilde yapılıyor. Eğer orada bir tane S'yi görüyorsan diyor bu işin sonunda. Onun parsingi tamamdır diyor. Ve onu yaparken de bu IJK ilişkisine dikkat ederek yapıyor. Son cümlede onu söylemiş burada. Bu da algoritmanın kendisi. Kaç tane loop var iç içe? 3 tane. Birinci loop. 4 tane olması lazım esasında. Birinci loop kelimelerin üzerinden geçiyor. Tamam mı? Kelimelerin üzerinden geçiyor birinci loop. Yani from one to length demiş ya. Kelimelerin üzerinden geçen bir tane loop. Loop'un hemen içerisindeki şeyi söyleyeyim bana. O ne diyor? Şu ne? Şu. C'leri boşluk olarak düşünürsek aslında sıfırda biri o tablo yapıyor. Yani kelime atıyor. Evet, kelime atıyor değil mi? Kelime
Şurada şu diagonal var, diagonal yatıyor. Diagonal yapıyor. Diagonal yapıyor. Ama hangi durumda yapıyor? Eğer diyor kelimelerin içerisinde şöyle bir kural varsa, A kelime yapıyorsa, öyle bir tane kural varsa bir yerde, şöyle bir tane kural varsa o kelimeyi yöneten, tamam o kuralı al, getir o table'ın içerisinde oraya koy diyor. Yalnız hocam birden fazla olma durumu olmuyor mu mesela? Tüm hepsi küme diyor bak. Birden fazla varsa eğer, tamam. Yani verb flight, noun flight. Orada bir döngü daha var aslında. Evet, bu bir küme. Olanların hepsini, bu gramerin içerisindeyiz, olan hepsini teker teker. A'ların hepsini koy, hangi A'ların? A, verb, C'ye gidiyorsa eğer, onların hepsini teker teker buraya koy diyor. Ondan sonra ne yapmış? Şu loop ne yapıyor? I, J-2'den 0'a kadar in. J neydi? Şurada bizim. J, bizim kelimemiz. J-2'den 0'a kadar in. Yani şuradaysam benim J, J-1 burası, J-2'de burası. Buradan aşağı kadar, yukarı doğru doldur diyor bunlar. Yukarı doğru doldur. Neyle dolduracağım? K'yı diyor, K'yı i artı 1, i nerede işte bu, de j-1'e kadar. Yani ne yapıyor? Şurayı, şunun üzerinde konuşurken mesela, bunun üzerinde konuşurken, bununla bunu, bununla bunu, eğer daha geniş olsaydı anladınız değil mi? Yani şuradaki tüm şeyleri deniyor, K'ları deniyor. Bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım. Teker teker onların hepsini deniyor. Bu da içince üçüncü loop. Sonra ne yapıyor? Table'ın içerisindeki table. Eğer diyor. Şunu anladınız mı? Table k'nin içerisinde böyle bir b varsa, table kc'nin içerisinde böyle bir c varsa, böyle bir tane şeyde kural da, gramerin de varsa, ben o zaman bu a'yı bu table'ın içerisinde koyarım. Ben o zaman bu a'yı bu table'ın içerisinde o köşeye koyarım. Ve bu işlemi tüm loop'lar bitinceye kadar yapıyor ve sağ üst köşede bir tane sentence vardı işte bu sonunda. Parsing'in tamamdır diyor. Sadece sentence olmasa parsing'in tamamdır diyor ama parsing tree nesi? Parsing tree ile parsing tree için bu sentence'ın, ben burada niye sentence'ım? Çünkü buradaki verb ile buradaki noun phrase var da o yüzden sentence'ım. O bilginin de tutulması lazım. Aynı problemler nerede de var? Aynı problemler şeyde de var. Dynamic programming'de de var. Bir şekilde backtrack yapmak için, şeyleri bulmak için, backpointer'ları falan filan geriye dönmek için dynamic programming table'ların içerisine backpointer'ları koyuyor. Onu hatırlıyorsunuz herhalde. Ya da haftaya öğreneceksiniz. Tamam, sorusu olan var mı? Zorun bir şey yapmıyor hocam, bizim yaptığımız örnekteki gibi. Bir tane seçip karşısına bakıyorduk ya şöyle. Evet. Bunun için hepsi için. Onu hayal yapıyor işte, bir tane seçip karşısına bakıyor şu. Ama onu biz şey yapmıştık ya. Şöyle gitmiştik biz yani, şöyle. İşte bu. Şöyle yapıyoruz. Bununla işte öyle yapmıyor. Yüzüne bakıyor. Pardon. Bununla bu, bununla da bu. İşte şey olsa daha fazla olsaydı. K'yı arttırıyor işte burada ya. Ortadaki K var ya. Hepsine bakıyor gibi. Çünkü o zaman tek for yeterdi. Biz şu işi yapıyorsak bunu tek for'da yapabiliriz. Tek for yapıyor işte. Şu J, şunu geçen J. Tamam. Diğer de bunu yapacağız. J 1 oldu, 2 oldu, 3 tamam. Oldu değil mi? Bir de şöyle kayma işlemi. Ondan sonra i de şu yukarı dolduran i. Buna bak, buna bakıyor. Değil mi? O şöyle bir kayma işi ise hocam. Tek kayma işinde bir tane k yapıyor. İki seferde değil de. Ama herhalde bunu için yapman lazım. Biri solu biri sağ arttırırsın diye değil de hocam. Onu arttırdığında öbürünü de hocam. Evet, size'dan çıkardığım zaman. Yapıyor zaten işte orada, sonra onu yapıyor. Şimdi her bir kutu için onu yapmaz. Şu bir kutu ya. Ya da şu bir... Bu bir kutu ya. Tamam mı? Buraya bir şey koyacağım ya. Şununla şuna bakacağım. Sonra bununla da buna bakacağım. Bunu tek for'da yaparız diye Abdullah. Zaten tek for işte. Bunu yapan şu for. Şöyle yaparsak eğer daha şeyi çizelim. Dört tane çizelim. Dörtlü olsun. Becerebildim, beceremedim. Bunu yapmak için bununla bunu, değil mi? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bir tane loop lazım bunu yapmak için. O loop şu loop, K. Tamam mı? Ondan sonra şunların üzerine dolaşan bir tane loop lazım. Burada J,
Bir de yukarı doğru giden bir tane not lazım. Bu da i. Tamam. Bir de şunun içerisindeki, kuralların üzerinde dolaşan bir loop var. Onu şöyle içerisinde görmüş. Yani BC, yani bu böyle bir tane table'ın içerisindeki B varsa diyor. Yaptığı şey esasında yaptığı şey ne? Şu table 2'nin içerisindeki tüm B'leri al. Table KJ'nin içerisindeki tüm C'leri al. İki tane loop var orada. Her bir için tüm ihtimallere bak, her gramerin içerisindeyse o. Onları ekle. Tamam. Bu da bizim algoritmamız CKY algoritması. Bu algoritma dediğim gibi çok ilginç, 1960'da yapılmış. Ta o punch card zamanlarda, yani böyle 100 satırlık 200 satırlık kodlar falan yazık kodların çok büyük kodlar olduğu zaman falan yapılmış. Dinamik programı o zamanlar bulmuşlar. Şimdi şeye bakalım. We arrange loops to fit the table a column at a time from left to right, bottom to up. Bunu yaptık. Onu söyledik, o güzel tarafı. Ha, diğer güzel tarafı da bu. It is somewhat natural in that it processes the input from left to right a word at a time. Kelime geldiğince tabloyu büyütüyorsun. Anladık değil mi? Yani tekrar başa dönmek yok. İlk kelimeyi burada yap. İkinci kelimeyi burada. Üçüncü kelimeyi burada. Kelime geldiğince tabloyu büyüterek gidiyorsun. Dolayısıyla online bir şekilde bunu şey yapmak mümkün. Pars etmek mümkün. Tamam, burada adam ne yapmış? Bakın 5. kolonu böyle şekilde doldurmuş. Ben biraz önce bahsetmiştim. Bununla bu bir tane prepositional phrase yapıyor. Prep and be. Hocam kelime gelirse tabii cümlenin kelimesi değil mi? Cümlenin bir cümleden bahsetmiyor. Cümlenin kelimesi geldiğince parser'a. Yani parser ne yapıyor? Text ötesini okuyor değil mi? Evet. Okurken ne kadar geri dönecek falan filan. Ona ihtiyaç yok. Kelime geldikçe bu tabloyu büyüterek devam ediyor. Tamam, bunu ben zaten yaptım. Bakın burada 3 tane şey çıktı işte. S1, S2, S3, 3 tane S var. Her birinin S'nin manası. 3 tane değişik parseri çıkmış. Birincisi şuradan verb np'den gelen S. İkincisi vp pp'den gelen S. Üçüncüsü de x2 pp'den gelen S. 3 tane değişik parseri çıktı buradan diyor. Onların pointerları tablonun içerisinde tutuluyor. Başka ne söyleyebiliriz bunun hakkında? İyi güzel ama bayağı bir fazlalık var diyor bunun içerisinde. Bir tane eser ararken başka şeyleri doldurmak zorunda kaldım diyor. Evet, yani bu bottom up'ın problemlerinden bazıları. Onu engellemek o kadar kolay değil. Heuristik falan kullanmıyorlar peki bu algoritma uygularken? Direkt böyle mi uyguluyorlar bu halde? Heuristik uygulanabilir ama bizim amacımız neydi burada? Olabilecek tüm şeyleri bulmak, parse tree'lerini. Her şeye bakman lazım, exhaustive search yapman lazım. Bazıları heuristik kullanıyorlar, yani parse, ihtimalle yüksek parse tree'sini ilk önce çıkarıyor. Ve işte ona güveniyor, bu diyor benim parse tree diyor, diğerlerini ihmal edeceğim diyor. Ya da ilk önce ihtimalle yükseklerden başlarsam, aradığıma da ulaşırsam diyor, istediğime. Gerisine bakmama gerek kalmaz diyor. O türlü heuristik yöntemler var. Önemli olan sadece bir parse tree değil, tüm parse tree'leri yapmak burada. Çünkü sematik analizcisinin hangisini beğeneceğini bilemiyorsun. Bir tane daha bu geçen ve isim olan bir şey gelebilir, cümle gelebilir. Onu da buradan da kullanabilir tekrar. Evet. O yüzden yapıyorlar. Evet. Ve evet, yani cümlede büyüyorsa, geliyorsa, noktası gelmediği sistemde parse ediyorsa, başlangıçtaki yani cümleye başladığın, cümleyi söyleyeceğin en son kelime birden beri cümlenin başının parse şeyin olduğu gibi değiştirebilir. Tamam. Bundan sonra bu şeydi işte, bottom up parsing yöntemiydi. Ve dediğim gibi negatif tarafları, adam senin gramerini bozuyor, gramerini değiştiriyor, kafasına göre bir gramer veriyor. Bunun tam ters tarafına çalışan, bunun tam opposite çalışan top down bir tane parsing yöntemi var. Yani bu da yine şeyi kullanıyor. Dinamik programlama kullanıyor. Onda bir türlü bir problem yok. İlk önce kendi sevdiği gramer tipine çevirmiyor. Normal senin elindeki context free gramer alıp onun üzerinde çalışıyor. Şimdi isterseniz ona bakalım ama bir 10 dakika ara verelim. Ondan sonra döndükten sonra bakacağız. Tamam. Ben yoklama almayı yeni unuttum ya. Yoklama makinesi nerede aklımda? Yok. Yok hocam. Sizin şeydi hocam. Niye söylemedin? Çatım. Şimdi niye koydum? Çatım. 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 Çatım.